Herkese merhabalar. Hatırlarsanız bir önceki videoda Unity'de projemizi açmış, Vuforia için gerekli konfigürasyon dosyasını indirmiş ve Vuforia Engine sayfasından bir tane target hesabı açmış ve oradaki bilgileri almıştık. Şimdi projemiz şöyle devam edecek. Burada şu sayfa gözüktüğünde, şu target yani şu resim gözüktüğünde burada 3'te bir tane model gelecek. Burada da bir tane plane koyacağız. Bilgilendirme yazısı. Ve hatta şu resimde koyabiliriz. Bu resim gözüktüğünde ayrıca alttan bir tane hafif bir müziğin çalmasını sağlayacağız. Bu şekilde olacak ve artı burada diğer projede yapmadığımız bir şey daha yapacağız. Aynı anda her ikisi de görünebilmesi için küçük bir ayar yapacağız. Ve bu şekilde iki resimi de aynı anda algılayabilecek şekilde projemiz çalışacak. Şimdi bunun için burada 3D obje için biz daha önce Asset Store'a gidiyorduk. Pardon. Ve Asset Store'dan uygun bu beğendiğimiz şeyleri projemize dahil ediyorduk. Bu sefer farklı bir yöntem yapacağız. Şöyle göstereyim ben size. Şunu indirim simge durumunu. Evet. poly.google.com'a gidiyoruz arkadaşlar. Şunu ben unutmadan Ctrl C ile alayım. Bir ana sayfaya gidelim. Şunu yani burada açık kaynak kodlu olarak Google tarafından desteklenmiş bir proje. Birçok modeli indirebileceğiniz bir sayfa. Burada bakın şöyle geliyor. Burada size uygun gelen şeyleri isterseniz indirebilirsiniz. Ben burada mosque İngilizce olarak cami yazdım. Ve gelen sonuçlardan direkt o linke gideyim. Çünkü burada farklı farklı. Bakın şu da mesela fena değil, aslında bu da güzel. Çok da ama camiye benzemiyor, birazcık katedrale de benziyor. İshak Paşa Sarayı'nı anımsatan böyle bahçeli şu şekilde bir proje buldum. Yalnız burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Diyor ki bu içeriği yeniden düzenleyin. Bu içerik şu lisansla yayınlandı. Yazarına atıfta bulunmak kaydıyla bu içerik kullanabilirsiniz. Yani bizim projemizin bir yerinde bu Muhammed Abdullah Seced'i belirtmemiz lazım. Kaynak olarak belirtmemiz lazım. Buna dikkat ediyoruz. Çünkü telif hakkına takılabilir. Burada bu şekilde uyarılar varsa projelerimizde telikten yana sıkıntı olmasın diye gerekli eklentiler yapmamızda fayda var. Şimdi burada bakın indiri tıkladığımızda burada OBJ dosyası var. Bunu tıkladığımızda zipli bir dosya geliyor. Ben hemen Dolans'a gidiyorum. Zipten çıkarıp ben şurada cami ismiyle kaydettim ve bu cami de bu biraz önce gördüğümüz bu cami. Tamam, bunu aldık. Cami ismiyle benim Dolans'ta duruyor. Projemize geri dönelim. Projemizde bakın şurada asetlerim, burada resource'lar da var. Ben o camiyi şöyle yapalım. Dolans'tan direkt ismiyle beraber alıyorum. Buraya atıyorum. Şimdi içerisinde hem OBJ var hem de materyal olarak var. İkisini beraber almamız lazım. Çünkü aldığımızda bazen şey olabiliyor arkadaşlar. Hemen bakalım camiye. Şöyle tıklayalım. Şurada da bakalım gözüküyor mu? Gözüküyor. Şimdi ben bu camiyi, ben resim 1 için yapacaktım değil mi? Bunu alıyorum ve götürüp resim 1'in üzerine tutup koyuyorum. Ve dikkat ederseniz herhalde cami oldukça büyük bir şey geldi. Hakikaten çok büyük. Şimdi ben bu camiyi şöyle bir açalım. Bakın birçok detay da var. Şunu da vurgulamak istiyorum. Aslında şu dış kaplamadaki şu kısmı kaldırabiliriz. Bulabilirsek. Çok obje var dikkat ederseniz. Şöyle hatta okla da hareket edebiliriz. Bakın her bir detayı ayrı ayrı tasarlanan kişi yapmış. Şu. Bence bu. Deneyelim bir. Bu meşi şöyle sağ tıklayalım. Umarım bir hata yapmayız. Delete dediğimizde tamam. İlk önce unpack diyor. Şimdi bunu yapmak için şöyle sağ tıklıyoruz arkadaşlar. Unpack prefab completely diyorum. Dedikten sonra benim bu diye tespit etmiştim. İlkiymiş zaten. Delete dediğimde bakın çok iyi. Bu dışarıdaki beyaz yani zemin diye kullanılan kısmı bu şekilde. İndirdiğiniz projenin içerisindeki kısımları da dilediğiniz gibi de değiştirebilirsiniz. Şimdi hemen o çıkardıktan sonra şunu şöyle küçültüyorum.
Pardon, Command S diyorum, yanlış şey küçülttük. Direkt camiyi hepsini komple seçiyorum ve bunu küçülterek şöyle bizim bu arada resimlerde, resim burada. Hemen bakın, epey küçültmemiz gerekiyormuş. Command S diyeyim. Aslında bunu şöyle yapmak daha güzel olurdu bence. Bu resim orada dursun. Ben bu camiyi şöyle bir dışarı buradan şöyle çıkarayım dışarıya ve bunu kaydırarak ilgili bizim şeylerin, hatta şöyle söyleyeyim, bakın resmin konumu kaç? Sıfıra sıfırda böyle. Cami kaçta? Camiyi de ben hepsini komple sıfır yapayım. Sıfır, sıfır, sıfır diyorum. Ve aynı merkeze getirdim. Fakat cami şu an gördüğünüz üzere çok büyük. Camiyi tıklıyorum. Yine şey tıklıyorum ve bunu yine küçüldükçe küçültüyorum. Evet, cami şu an gördüğünüz üzere resmin de üzerine geldik gibi bakıyorum. Çok güzel. Şimdi bakın, bu birazcık açılı duruyor. Ben bunu tıklıyorum. Açılı duruyor ya, bunu sanırım şununla döndüreceğim. Evet, baktık. Bence iyi gibi. Şunu alıyorum. Şöyle kaydırıyorum. Caminin şeyin kapısı şurası herhalde. Hatta resmi dik göstereceğimiz için ben bunu şöyle yapayım. Bunu böyle ayarladıktan sonra yine döndürme açısını alarak şöyle dikey olarak ve şöyle. Tamam. Ve şunla da şu şekilde. Tamam. Ve bunu aslında yine bir de şöyle command tuşuyla tutayım, pardon. Bakın nerede duruyor? Birazcık yukarıda duruyor gibi. Güzel. Bu arada bunu da görmüş olalım. Yandan da şöyle bir bakalım. Şunu da şöyle çevirerek ve şunu tıklayarak birazcık daha aşağı indiriyorum. Bir açısını birazcık daha bence kavis verebiliriz. Şu şekilde gibi bakalım bir daha. Çok hafif bir indirme işlemi de yapabiliriz burada. Şöyle. Tamam, yani bu ilgili resim gelince, çünkü ben şu an laptopun kamerasını kullandığımdan dolayı fotoğrafı görünce dikey gelmesini istiyorum. Ve yine şöyle yukarıdan bir daha bakalım. Evet. Birazcık şunu da şöyle yaptırabilirsek bence olduğu gibi. Şu an ben ne yaptım? İlgili resmi görünce bu gelecek. Şunun ismi de, hatta isterseniz şöyle sağ tıklıyorum. Burada bir rename diyerek bir daha buna bir İshak Paşa ismini verelim yine. İshak Paşa diye bir isim verelim. Ve bunu alıyorum. Resim birinin içine koyuyorum. Ve şu an resim biriyle irtibatı oldu. Dilerseniz bunu bir test edelim. Şöyle run yapalım. Bakın. Şu an birazcık açısı herhalde şöyle, tamam, aynen işte. Bakın, ilgili resmi görünce çok güzel bir şekilde İshak Paşa Sarayı geldi. Ama dilerseniz bunu tekrardan yatay resmin üzerine yapıştıralım. Ve öyle devam edelim. Bunu durduruyorum. Yapacağımız işlem çok basit. Bunu yine ben isterseniz dışarıda yaparak daha işi sağlam alalım. Ve bunu döndürme özelliği, rotation bilgisi ile şöyle şuradan çevireyim. Şuradan dış çeperi tutarak şöyle, aslında şunu eksi 90 yapacağız herhalde. Şunlara da 0 diyeceğiz ve 0 diyeceğiz. Şöyle bakalım. Ama tabi resim birazcık açılı duruyor. Buna bir de hafif bir dönme özelliği verelim. Aslında pozisyonu diğeriyle de üst üste gelebilir ama şunu şöyle çevirerek, tamam. Hatta bunu şöyle yapalım. Tam ortalayalım. Ve şunun ile döndürme değil de şununla birazcık daha büyütelim ve olabildiğince ekranı sanki kaplıyormuş gibi görünmesini sağlayalım. Bir daha test edelim. İshak Paşa Sarayı uygulamasını alıyorum ve fotoğrafı tutuyorum. Şöyle. Tabii dışarıda hemen durduruyoruz. Bu İshak Paşa'yı alıp resim birinin içine yapıştırıyoruz. Run ediyorum.
Bakın, fotoğrafı çektiğimiz kısım üst kısmı olmadığı için şu şekilde tam aldığım bölgeyi kapsayacak şekilde saray, bakın hatta yan çeviriyorum, karşıdanmış gibi gözüküyor. Evet, bu sayfanın ayarı buydu. Daha yan sayfadaki ayarlamadan sonra buna bir de MP3 ses dosyası ekleyeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.